Beş haftadan beri hep bu düşünceyle baş başa yaşıyorum. Varlığı beni dehşet içinde bırakıyor. Ağırlığı altında eziliyorum. Bir zamanlar, çünkü bana sanki haftalar değil de yıllar geçmiş gibi geliyor. Ben de herkes gibi bir insandım. Her günün, her saatin, her dakikanın bir anlamı, bir tadı vardı. Genç ve zengin ruhum hayallerle doluydu. Hayatın sert ve ince kumaşını, sonsuz karışık figürlerle işleyen ruhum, bunları düzensizce ve sürekli olarak gözümün önüne bir şerit gibi sıralamaktan zevk alırdı. Genç kızlar, göz kamaştırıcı papaz cübbeleri, zaferle sonuçlanan savaşlar, gürültülü ve ışık dolu tiyatrolar ve yine genç kızlar, gece kestane ağaçlarının kocaman dalları altındaki kaçamak gezilerdi bunlar. Hayal dünyamda daima neşe vardı. İstediğimi düşünebiliyordum, özgürdüm. Şimdi ise tutukluyum. Bedenim bir hücrede zincirle bağlı. Ruhum düşünceye esir olmuş. Korkunç, merhametsiz bir düşünce bu. Artık aklımda tek bir düşünce, tek bir kanaat ve tek bir gerçek var. Ne yaparsam yapayım bu düşünce hep benimle. Yalnız, kıskanç ve dikkati dağırarak beni her şeyden uzaklaştıran bu ürkütücü düşünce, sanki bana musallat olan bir hayalet gibi hep yanımda. Ve zavallı ben, onunla karşı karşıyayım. Başımı çevirmek ya da gözlerimi kapatmak istediğimde o buz gibi elleriyle beni sarsıyor. Onu zihnimden söküp atamıyorum. Her an karşıma çıkıyor. Tüm biçimlere giriyor. Bana söylenen her söze korkunç bir nakarat gibi karışıyor. Ve hücremin iğrenç demir parmaklıklarında bana yapışıp kalıyor. Uyanıkken gözümün önünden gitmiyor. Kafamdan hiç çıkmıyor. Uyurken bile peşimi bırakmayarak beni huzursuz edip çırpınmama neden oluyor. Ve rüyalarımda bana bir bıçak gibi görünüyor. O beni kovalarken sıçrayarak uyanıyor ve kendi kendime, "Ah ne iyi, bu sadece bir rüya," diyorum. Ve ağırlaşmış göz kapaklarımın daha da açılmasına fırsat vermeden, etrafı saran iğrenç gerçeğin içinde, hücremin ıslak ve nemlini zeminin üzerinde, gece lambamın soluk ışıkları altında, giysilerimin hantal, görünümlü kumaşında, zindanın demir parmaklıkların arkasında duran ve fişek çantası ışıldayan nöbetçi askerin figüründe bile kendini gösteren bu korkunç kararı görmem için sanki bir ses kulağıma fısıldıyor. Güzel bir Ağustos sabahıydı. Davam 3 gün önce başlamıştı. 3 gündür her sabah adım ve işlediğim suç etrafına kargoları toplayan bir ceset gibi duruşma salonundaki sandalyelerin üzerine bir yığın gibi seyirci çekiliyordu. Bu 3 günden beri yargıçlar, tanıklar, avukatlar ve savcılar bazen gülünç, bazen yürek yaralayıcı, fakat hep kaygı verici ve ölümcül bir hayal oyunu gibi önümden gelip geçiyorlardı. İlk 2 gece korkumdan ve endişemden dolayı uyuyamadım. 3.'de ise sıkıntıdan ve yorgunluktan uyuyakalmışım. Beni zindanımdaki samanlının üzerine yatırmışlar ve orada hemen derin bir uykuya dalmışım. Tam bir gaflet uykusuna. Günlerden beri ilk kez birkaç saat dinlenmiştim. Uyandırmaya geldiklerinde ben hala bu ağır uykunun en derin yerindeydim. Bu sefer gardiyanın demir ayakkabılıklarının gürültüsü basamaktan çıkartan ve hala duyulan seslerden ibaretti. "Hadi kalkın artık." Gözlerimi açtım ve yattığım yerden ürkülerek doğruldum. O anda gözleri hapishane karanlığına alışmış biri olarak hücremin dar ve yüksek, çok yüksek penceresinden yukarıdaki koridorun tavanına baktığımda Tanrı'nın bana görmeyi nasip ettiği,
güneş olduğundan kesinlikle emin olduğum o sarı ışığın yansımasını gördüm. Ben güneşi severim. Ben güneşi severim. Gardiyana, hava ne güzel dedim. Sanki benim konuşmaya değip değmeyeceğini bilmiyor. Önce kısa bir cevap vermeden durdu. Sonra oldukça bir sert bir şekilde olabilir diye mırıldandı. Beynim henüz yarı uykulu, dudaklarımda bir gülümseme ve tavandan yansıyan bu hoş, altın renkli parıltıya gözlerim dikilmiş halde hareketsiz durdum. İşte güzel bir gün diye tekrarladım. Adam evet diye yanıtladı. Sizi bekliyorlar. İşte bu birkaç söz, bir böceğin uçuşunu engelleyen bir ağ gibi birdenbire sert bir şekilde beni gerçeğin içine attı. O karanlık mahkeme salonu, kan rengindeki paçavralara sarılmış, üç dizi halinde sıralanmış aptal yüzü tanıklar, sandalyenin her iki yanında duran iki jandarma, hareket eden kara giysiler ve karanlıkta kaynaşan kalabalığın sallanan başları. Tekrar gözümün önünde canlandı. Bir avludan geçtik. Kendimi hafiflemiş hissederken, öyle mi? Diyerek gülümsüyordum. Evet diye devam etti. Henüz neye karar verdiklerini bilmiyorum. Fakat yine de savcının teklifini kesinlikle reddedeceklerdir. Sana ömür boyu kürek cezası vereceklerini tahmin ediyorum. Siz ne diyorsunuz bayım? Böyle bir ceza yerine 100 kere ölmeyi tercih ederim. Evet, bu sözcüğü kullanmak ne kaybettirecek ki bana? Diye içimden belirsiz bir ses tekrarlıyordu. Karanlık ve hüzünlü bir salonda, yağmurlu ve soğuk bir kış gecesinde, hep bunlar açıklanmıyor muydu genelde? Fakat bu Ağustos ayında, sabahın saat 8'inde, ve böylesine güzel bir günde, böylesine iyi jüri üyeleri varken imkansız bir şeydi. Ve gözlerim dönüp dolaşıyor. Güneşin altındaki o sarı renkli güzel çiçeğe takılıp duruyordu. Bir kadına sevdiğim ve hoşlandığım için sarılırım. Yoksa nikah cüzdanım olduğu için ya da cinsel aç dolaşıp durduğum için değil. Çocukları dövmem, balık tutmam, karaca ya da geyik avlamam. Ama isteyince rahat rahat 12'den vururum. Bridge oynamam ve öğreti yaymak için ziyafet vermem. Benim öğretim doğruysa kendiliğinden yayılacaktır. Benden daha iyi yapacak değilse işimi tabipler başkanına bırakmam. Ve keşfimi kim benden iyi yapar, kim yapamaz buna ben karar veririm. Bir anlamı varsa her türlü yasal kurala uyarım. Ama eskimiş ya da anlamsızsa ona karşı mücadele ederim. Hemen savcıya koşma küçük adam. Çünkü o da aynı şeyi yapar. Çocukların ve gençlerin bedensel sevginin mutluluğunu yaşamalarını ve rahatsız edilmeden zevk almalarını isterim. İyi kötü, dindar olmak için aşk hayatını öldürmek, ruh ve beden kasılmasına, büzülmesine ya da çürümesine uğramak gerektiğine inanmıyorum. Beni herhangi bir bahaneyle çocuğa veya hastaya eğilen hekimlik ve eğitim görevimde engellemek isteyeni, kim olursa olsun tutup evimden atarım ve ona her türlü yargı önünde sürekli utanç duymadan yanıtlayamayacağı çok basit ve açık sorular sorarım. Çünkü ben bir insan içten nedir bilen, kendinin ne olduğunu ve emek hakkındaki lafın değil de, emeğin dünyayı yönettiğini bilen, çalışan bir insanım. Benim kendi fikrim var ve yalanı her gün ve her saat bir alet gibi kullandığım ve kullandıktan sonra hep temizlediğim ve temiz tuttuğum doğrudan ayırmayı bilirim. Senden korkuyorum küçük adam. Senden, derin ve ölçüsüz, korkuyorum. Bu hep böyle değildi. Ben kendim bir küçük adamdım.
minyonlarca küçük adamın arasında. Sonra doğa araştırmacısı ve ruh doktoru oldum. O zaman senin ne kadar hasta ve hastalığının ne kadar tehlikeli olduğunu görmeyi öğrendim. Seni dışarıdan kaba gücün değil, kendi ağır ruh hastalığının, dış baskı olmayınca da ezdiğini görmeyi öğrendim. Kendi içinde canlı varlık olsaydın ve duyun sağlıklı olsaydı, zalimleri çoktan alt edebilirdin. Seni ezenler şimdiki zamanda senin saflarından geliyorlar. Tıpkı geçmişte toplumun üst zümrelerinin çıktıkları gibi. Küçük adam. Onlar senden de küçük adamlar. Çünkü senin çaresizliğini kendi yaşantısından bilip, bu bilgiyi yine de seni daha da iyi, daha da sert ezmek için epeyce bir küçüklük gerekir. Gerçekten doğrusu, büyük adamı görmeyi gözün meduyun yok senin. Onun özü, acısı, özlemi, öfkesi, senin için savaşı, sana uzak, yabancı şeyler. Seni ezmek ve sövürmek, ellerinden gelmeyen adamların ve kadınların da bulunduğu ve onların da içinde olduğunu kavrayamıyorsun. Senin özgür olmanı, gerçekten ve dosdoğru özgür olmanı isteyen adamlar ve kadınlar. Sen bu adamlardan ve kadınlardan hoşlanmıyorsun. Çünkü onlar senin özüne yabancı. Onlar sade ve dürüst. Yaşam taktiği senin için neyse, bu onlar için doğruluktur. Senin içini dışını biliyorlar. Ama seninle alay etmiyorlar. Aksine, insanın yazgısından acı duyuyorlar. Oysa sen, içinde olanın görüldüğünü duyumsayıp, bir tehlike seziyorsun. Diğer birçok küçük adam, onların büyük olduğunu söylerse, bunu ancak o zaman kabul ediyorsun. Büyük adamdan, onun yaşama yakınlığından ve yaşam sevgisinden korkuyorsun. Ama büyük adam, seni sadece canlı bir hayvan, bir yaratık olarak seviyor. Senin yıllardan beri çektiğin gibi acı çekmeni görmek istemiyor. Binlerce yıldan beri konuştuğun gibi, senin ahmakça konuştuğunu işitmek istemiyor. Yaşamı sevdiğin için, acı ve zillet olmadan yaşamak istediğin için seni bir iş hayvanı olarak yaşamak istemiyor.